Evet, canlarım salının akşamındayız. Yani bu akşamdayız. Bu size hemen çekilip gönderilecek ve akşam oldu tabii ki. Işıl ışıl her yer. Serin, çok sıcak da değil. Güzel bir serinlik var şu an. Çok güzel bir serinlik var. Dışarıda aşıklar geçiyor ha. Bu buzluktaydı. Buzluktan çıkardım bunu. Geçen Sevilcan yapmıştı bunu. Ben de buzluğa attım. Oradan çıkardım. Batu hissederse kokusunu yemez. Şu dün akşamki yaptım. Buna çok fazla bir şey vermedik. Batu da şeyden yedi. Dibleden. Dibleye yendi. Dibleden yedi. O zaten pişince bir avuç oluyor ya. Sabah kahvaltısını bile ben dibleyle yaptım. Kahvaltı yapmadım yani. Evet, şu yoğurdum. Şimdi bozacağım onu. Kaymağını sütünden alıyorum. Ben hep aldım. Çünkü yoğurdun içinde genelde ayran yaptığım için hiç sevmiyorum kaymağı. Bayağı da kaymaklıymış. Helal olsun ama. Evet canlarım, bacı güllerim. Herkese yüz yüze selam. Yüz yüze merhabalar. Bak bak. Yavrum. Şöyle bir kaşık bana yeter. Ben kendime bir kaşık. Şeyine bakayım. Ama zeytinyağı koydum. Belki o zeytinyağı bir veriyor. Zeytinyağı kokusu var. Ana. 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 Oradaki masaya geçeceğim. Burası. Ana. Bak nasıl doladı bak. Hem de dikkat ederek şey yapayım. He öyle ha oraya dolayım. Şeyleri bile doladı. Etek doluyor. Dikkat etme doluyor. İş yaparken ona dikkat de edemiyorsun. Neden şu anda şuraya kadar çok yoramıyorum kendimi? Neden bununla gittim? Çok sancı yapıyor. Azıcık bir yara daha iyi değil. Bir iyi olsun. İnşallah düşmeyiz ha. Saniye. Allah'ın iznine göre döndü. Anam. Rebe. Ne deniyor ona ya? Yeri gibi. Hani. Ev. Özürlüler yeri gibi. Bu kadar bunun şeyi. İşte ha bak. Orada şey, burada şey. Biri de demiş, sen demiş kendine niye şey yapın, kendimi kurtarayım, niye hastayım diyorsun demiş. Senin bir tek ayağın kırık. Senin bilmediğin şeyler var bacım dedim. Ben kendimi kurtaramayayım ki, ne diyeyim daha dedim. Beni hasta sayın, kadın saymayın dedim.
Az önce bir yorum gördüm gene. Bacım, Allah'ım. Hiç görmedim. Yani hiç. Oyunun yorumu. Daha önce görmedim. Hiç. Şey, ağlıyorsun demiş bir şeyim yok diye diye. Her gün çeşit çeşit giyiyorsun demiş. Bize şey yapma demiş. Her gün çeşitçe senin aldığını ben alamıyorum demiş. Benim bugünkü giydiğim 7-8 yıl önceki giysi. Ben o üstündeki o elbise türünü ya sahneye bile çıkayım. Altına bir şeyler giyeyim öyle giyeyim. Ben onu, benim o altındaki de ta yıllanmış şey. Yani benim bütün üstümdekiler şu ta şeyde alınma mesela. Toplu bir eksik görmüştüm. Nerede? Getiremeyeyim dilime ki ha şimdi. Dubleks dairede. Orada alınma. Arkadaş benim en yenim 2-3 senelik. Ya bir gir 4 aydır ben şeydeyim alış. Yeni yeni giyiyorsun diye. Çeşe çeşe. Allah'ım yarabbim. Zaten çoğu çürüdü. Banyoda çoğu çürüdü. Çünkü ben gidip yıkayamadı. Islaktan aldı. Yani ötebiler mi? Çoğu çürüdü başka. Ben onları sağlığımda çok titizleniyordum onlara. Yani onları hemen kirlenince atar, yıkar, hemen kurutur, dolabıma atardım. Şimdi dolap molap hep kırıldı ya. Dolap molap da hepsi dışarıda. Kendimden geçmişim de onlara daha sahip çıkamıyorum ki ne yapayım ben. Diyeyim de konuşalım. İyi de güzel yani. Ta 7-8 yıllık şeyi yeni gibi sakladıysam ne güzel bana. Bu benim şeyim. Bu benim meziyetim güzel. Daha güzel bacağım durdu. Bacım bahane geldi az önce biliyor musunuz? Videoyu attım. Biraz da geç oldu. Gözüm dalmış. Anam sabah saniye. Akşam daha yeni yeni akşam oluyor. Hele bana bir şok oldum. Yani bir şok oldum. Gözüm o arada dalmış. Televizyonu da kapatmıştım. Çok yoruldum. Ama eve geldim. Evde işte buzlar yaptım. Şunu bunu yaptım. Geldim, odama gittim, televizyon izledim. Öyle yine baktım ki içim geçiyor. Sonra dedim ki televizyonu kapatayım da öyle az uyuyayım. Yani çünkü sürekli ayakta gezemezsin, yapacak bir şeyin yok. Gezdikçe sadece ayağını sürekli ağrıtıyorsun. Az bir feraha çıkarayım dedim kendime, ferahlayayım dedim. Bir de sinirli geldim ya, sinir hapı içtim. Bir de katerin, o da uyutuyor. Vücut kırgınlığını geçirsin. Hani sinir, insanın böyle sinir damarlarını gevşediği böyle o grip hapı ama katerin kapsülü için, kapsül olarak. Hem de uyku veriyor. Bir de sinir hapını da içtim çünkü vücudum tamamen kasıldı. Bugün hiç sevmediğim şeyler oldu çünkü. Zaten paylaştım. Bunu görenler zaten diğer paylaşımı da buna ekli olarak görür bitişinde. Görmeyenler yani. Arkadaş, uyudum. Kız uyandım. Ne ya? Allah Allah. Kız uyudum, uyandım bacım. Dur, dikelim evle. Biraz ayakta durun şöyle. Balkonun perdesi de açık, camı da açık. Ortalık sanki akşam olmamış da sabahın seheri olur yani.
Burada mesela ne zaman oluyor? 6-7 gibi böyle seheri, sabahın seheri. Böyle yeni aydınlanıyoruz sabah. Ya da 5-6 gibi mi? Kaçta aydınlanıyorsa öyle yeni aydınlanıyor sanki. Kız telefonuma baktım. Telefonumda 20. Allah Allah dedim. Bakayım havaya bakayım. Uyandım ama. Oturdum yatağın içine ama beynim unuttu her şeyi. Uyuduğum zaman beyin gidiyor. Yeniden hatırlamaya çalışıyorum her şeyi. Çünkü zaten unutmak için uyuyorum. Hani yaşadığım o günü, o şeyi, o stresi unutmak için zaten uyuyorum. Beyin ona kodlu olduğu için unutuyor her şeyi. Allah yattığımı da unuttu. Uyuduğumu da unuttu. Kendi kendime diyeyim ki Allah'ım diyeyim. Sabahın erken saatinde mi yine uyandım ben diyeyim. Çünkü gece uykum kaçıyor ya öyle. Saat diyeyim, daha diyeyim 6-7 olmalı diyeyim. Havaya baktım, telefona bakayım 20. Yani 8'i gösteriyor 20. Allah Allah, bu telefon dedim kafayı yemiş. Telefonun yerine ben yemişim kafayı aslında. Bu telefon kafayı yemiş dedim. Dur şunu kapatayım açayım dedim kendi kendime. Sonra şey yapmaya başladım. Gene sürekli bir şeyler hatırlamaya başladım. Hatırlamak istiyorum. Ama sürekli pencereye, kapıya bakayım, sürekli telefona bakayım. Hani cama bakayım, balkona bakayım, telefona bakayım. Yatağa bakayım, sobada aklım başıma geldi. Kız dedim, ben dedim şu televizyonu bir açayım. Hangi çağdayız? Hangi çağımı kaybettim. Akıl avukatı uçtu gitti. Televizyona baktım, televizyonda bahar var. Ooo bu gündüz verilmez dedim. Haaay. Sabahı kalktım başıma geldi ki ben dedim şey oldum. Uyudum sabah sandım. Sabah oldu sandım. Çünkü akşama yakın uyuduğum için. Ha orada yarım saat ya da bir saat gözümü aldırmışım. Ha o arada kaydırmışım. İşte kaydırıyorum, kafayı da kaydırıyorum. Ha o arada gittim. Ondan sonra İşte videoyu attım. Videoda bana sarı kart gelmesin mi? Başlığı değiştirmek. Başlığa göre bak, videom başlığa göre telif hakkı veriyor. Başlığa göre sarı kart veriyor. Bak. Bu ilk defa oldu şimdi bana bak. Uzun süre önce oluydu. Sarı kart gösterdi bana. Sarı kart demek sarı dolar gösterdi. O demek para kazanmıyorsun. Yani ister verir sana ister vermez. Başlığın kötü. Onun başlığını düzelttim. Ondan sonra yeşil dolara geçti. Yani para verme şeyine geçti. Yeşil karta geçti. O kafayla, o da kafayı yedi. Yani demek ki kafam daha yerine gelmeden ben videoyu ayarlamaya çalışırım. Bir de başlık bulmaya çalışırım. Aha bulduk. Aha düştü. Ay bacım. Diyecek olduğum. Aha bak gene dolanıyor. Bak gene dolanıyor. Ben ha orada şeyini diyeyim de. Diyeyim tere karıştım bak gene. Pencereyi de kapatayım ya. İçerisi sıcak. Bak dışarı hava serin. İçerisi sıcak. Ben şimdi bunları canlarım böyle ekmeksiz yiyeceğim. Bu da çok büyük değil. Burada büyük görünebilir. Çok büyük kap değil. Şöyle ekmeksiz yiyeceğim. Şimdi orada da spor gibi oluyor. 5 dakikada şey yapıyorsun ya aslında bisikletimi çıkaracağım. Bisikletimi evde de kullanmak istiyorum. Yani hem spor olur bana. Zaten çok iştahım, çok şey yemiyorum. Bak sabah hiçbir şey, yani midemi kendi beynimle kısmaya çalıştım. Çünkü beynime şunu yerleştiriyorum, beyinle de işliyor bu iş. Diyorum ki, Esra şu göbeğini kaybetmelisin, tif tif yürümelisin. Hani şey yürümelisin, göbeğini kaybetmelisin. Esra vücuduna, beynime söylettiriyorum sürekli. Vücuduna fazla geliyor, kemiklerine bu yağ. Bu yağ fazla geliyor. Bu et fazla geliyor. Et değil zaten yağ. Bunları atman gerekiyor. Şimdi beynime onu aşılıyorum.
Ben çok onu aşılayarak böyle çok iştahımı kestim. Mesela şu anda çok fazla bir iştahım yok. Sabah kahvaltısı hiç yapmadım. Kahvaltı yerine ekmek de yemedim. Dün akşam Dibble'den yedim. Sabah Dibble'den yedim. Öğlen gelince Dibble'den yedim. Batı da yemişti. Dibble zaten azdı. Dibble bitti. Şimdi patates de kıymalı patates yemeği çok az. Pilav ve yoğurt yiyeceğim. Bunun yanına tabii ki yeşillik aranır mı? Aranır. Çünkü yeşillik lazım. Bu bir diyet yemeği olsa yeşillik lazım. Ama şu an yeşili hazırlayacak durumda değilim. Şu an ona da daha ben onları ısıttıktan şey yaptıktan sonra işte dolaptan çıkarıp oraya buraya giderken işte zor çoğu ayağımın üstüne gitmeye çalıştım. Kendim için önemli çünkü. Tam bittiğimde buna oturuyorum. Tam belim bittiğinde, ayağımın bittiğini hissettiğimde, canımın boğazıma geldiğinde buraya oturuyorum. Şeyi de alayım da. Bu eteğime dikkat etmem lazım. Beni doluyu da. Yani lastiği olmasa üstten elbise olsa hep beni götürecek aşağı. Şimdi bir elbise giydim. Ben hastayım diyeyim onlar diye bana dondurma yedi. Ben hastayım diyeyim onlar dondurma yedi. Yani diyeyim ki etek diyeyim dolanıydım dedi ki elbise al üstten aşağı elbise diye. Yavrum benim. Elbise dolansa hep beni içine aldı yere düşürecek ya. Daha çıkarmama imkan yok ya. Nereden çıkar? Elbiseyi kesmek zorunda kalacağım ama. Yukarıdan çıkaramazsın. Aşağıdan dolandı. Ben ne diyeyim? Ay yavrularım benim ya. Ayağım çok ağrıyor. Birazdan bir buz daha götüreceğim. Buzu oradan alayım. Az oradan buzu çıkarayım da. Buzlu gene ayağıma sarayım ayağım. Derinmiş kenarlarda. Su alayım bacım. O suya koyunca su alayım. Derinmiş kenarlardan. Da bayağı bir donuyor. Delinmiş. Niye delinmiş işte? Buz onu gelmiş bildiğinde. Bildiğinde. Elde kuvvet de yok bacım. Elde kuvvet de yok. Ama burada dursun da az yumuşasın bir. Çünkü böyle tam şeyle deliniyor. Ben yemeğime devam edeyim. Bunu hemen editleyip size gönderirim. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. İşte bende kafa gitmiş işte dediğim gibi. Yarım saat kendimle uğraştım. Hani nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Allah'ım yarabbim. Hadi öpüyorum sizleri.